Efendim, bir suç örgütü yapılanması daha doğrusu bir de değil iki suç örgütü iki şehir ve bağlantılar isimlerde e, çizgi film karakterlerinden alınmış ama hiç ama hiç sevimli olmayan işler yapıyorlar. Kesinlikle. Mehmet Altınuşık da aktarmak için yanımızda. Şimdi bir red kitler varmış, bir de Daltonlar varmış. Doğru. Bunlar hangi hangi şehirde, hangi suçlara karışmışlar, ne durumda? Aslında birçok suça karışıyorlar ve birçok şehirde de bu faaliyetleri sürdürüyorlar. İstanbul pek tabii ki e, maalesef e, merkezi şehirlerden bir tanesi ama bir de İzmir var. Yine merkezi şehirlerden bir tanesi. Kitler'in şehri genelde İstanbul. İstanbul'a daha hakim bir çete. E, Daltonlar da İzmir'de biraz daha etkin ama aynı zamanda İstanbul'da da faaliyet gösteren bir çete. Ama Daltonların bir de bir özelliği daha var. Onlar da Barış Boyun Suç Örgütü'nü biliyoruz kamuoyunda sıklıkla yer alan bir isim onun alt, yap, alt örgütü olduğu ifade ediliyor daltonlar için. Şimdi daltonlara yönelik ilk operasyon daltonlara yönelik gerçekleştirildi. İstanbul özür dilerim. İzmir merkezli ama İstanbul'da da yürütülen bir operasyon söz konusuydu ve çok sayıda kişi de gözaltına alındı ki 17 şüpheli ilk etapta gözaltına alınmıştı. Diğer operasyonlarla birlikte bu sayı 20'ye kadar yükselmişti. İlk etapta 13 kişi tutuklandı. Sonra alınan yapılan bir operasyonda daha bir kişi daha ki bu kişi Daltonlar çetesine silah temin etmekle suçlanıyordu. O da tutuklandı. Yani Daltonlar operasyonda toplamda 14 kişi tutuklanmış oldu. Tabi burada 13 kişi olduğunu ifade ettik ama ekleme yapalım. Toplamda 14 kişi tutuklandı. Zaten operasyona dair bakın hem görüntüleri hem de fotoğrafları net bir şekilde görüyoruz. Aynı zamanda Daltonların lideri Kırmızı Bülten'le aranan bir isim Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir hali hazırda. Firar ve yurt dışında olduğunu ifade edelim ama kırmızı bültenle aranıyor. Tabii kendisi dışarıda kırmızı bültenle aranıyor. Ama çetesi suç örgütü İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında faaliyet göstermeye devam ediyordu. Ancak yapılan operasyonla birlikte belli büyük oranda kırıldı. Bunlar hangi suçlar işliyorlar? Şimdi bunlar ne daha satıyorlar? çok organize, Kime organize suçlar işleyen yani silahlı çatışmalara giren haraç, e, baskın, e, zorla tehdit, çek senet yani e, bir suç örgütünün, organize suç örgütünün işlemiş olduğu bütün suçlar içerisinde bunlar var. Silahlı çatışmalar mı dersiniz, hırsızlık mı dersiniz, gasp mı dersiniz? E, bütün bunlar bu e, iki e, çetenin yapmış olduğu e, eylemler arasında hmm. yer alıyor. Aynı zamanda bu çeteler kendi aralarında da savaş halinde olan çeteler. Hatırlatalım, Haliç Köprüsü üzerinde bir silahlı çatışma çıkmıştı. E, kamuoyunda sık, sık, çok, e, çok e, geniş yankı bulmuştu. Gece saatlerinde olmuştu o çatışma ve o çatışmada yine hem hayatını kaybedenler hem de yaralan, yaralananlar olmuştu. Aynı zamanda Kağıthane'de yine iki grup arasında çıkan çatışmada ...masum bir insan hayatını kaybetmişti. İşte bu çatışmalar Daltonlar ile Redkitler arasındaki güç dengesi. Yani hangi bölge kimin ve hangi bölgeden kim daha fazla haraç toplayacak çatışmasıydı o. E, Fatih'te, Eyüp Sultan'da İstanbul'un farklı farklı ilçelerinde, Esenyurt'ta, Esenler'de, Bağcılar'da Böyle bir e, aralarında bir rekabet vardı, bir çatışma durumu söz konusuydu ve bunlar daha çok haraç, çeksenet tahsilatı, e, gasp, hırsızlık e, bunlar sayabileceğimiz. Ama aynı zamanda silah kaçakçılığı var bunun içinde, e, uyuşturucu var, uyuşturucu faaliyeti, ticareti var. Bunun yanı sıra hatırlatalım yine küçük çekmecede bilindiği gibi AK Partili Aziz Yeniay'a yönelik bir suikast girişiminde bulunduğu ifade edilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, o saldırının bizzat. Ee, Aziz yeni ya yönelik yapıldığı ifade edilmişti. Evet, terör saldırısı değil ama organize bir suç örgütüne işaret edilmişti. Hatır, e, hatırlanacağı hı hı. üzere hı hı. o organize suç örgütü e, kimdi? Barış Boyun suç örgütü olduğu ifade ediliyordu. Çünkü orada gözaltına alınanlar arasında Daltonlar çetesine mensup birçok üye vardı. Şimdi Daltonlar çetesine mensup birçok e, suçlu e, üye, üye olunca haliyle akıllara şu soru geldi: e, Acaba bunun Barış Boyun'la bir bağlantısı var mı? Evet vardı. Çünkü Daltonlar onun bir alt grubunu oluşturuyor ve onun emirleriyle hareket ediyor aslında. Diğer taraftan bu çete Daltonlar aynı zamanda para karşılığı belli başlı isimlere suikaste düzenleyen bir çete olduğunu da ifade etmek mümkün. Zaten küçük Küçükçekmece Dümre Başsavcılığı da Aziz Yeni Ay'a yönelik, AK Parti Aziz Yeni Ay'a ya yönelik yapılan o e, suikast girişiminde buna dikkat çekmişti. Ve soruşturmada, o soruşturmada da hala hazırda bunun üzerinde derinleşmeye devam ediyor. Red kitlere, e, dönecek olursak, Daltonlar kısmından red kitlere dönecek olursak. Tabii bunlar, bunlar İzmir'dekiler şimdi... mi? e, İstanbul'da. İstanbul. İstanbul'da. Şimdi tabii çizgi film kahramanıydı bunlar. Red Kit ve Daltonlar birer sevimli karakterlerdi ama burada baktığımızda elbette bunun sevimli hiçbir yanı yok. Cinayet, silahlı yer alma, gasp, hırsızlık her türlü suç var maalesef. İstanbul Organize Polisi liderliğini Ferhat Delen'in yaptığı Red kitler suç örgütüne yönelik 6 ilde operasyon yaptı. Şimdi İstanbul merkezi diyoruz ama 6 ilde yapılan bir hmm. operasyon. 31 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakın örgütün cinayet, silahlı saldırı, iş, yeri, iş yerlerine silahlı saldırı, kasten öldürmeye teşebbüs gibi birçok suça karıştıkları belirlendi. Aynı zamanda az önce de ifade etmiştim. Daltonlarla sık sık çatışmaya giriyor bunlar. Neden? İşte Kim hangi bölgeden daha fazla haraç toplayacak? Şimdi sevgili Sayın Ayman bir de hemen senin e, olduğun böyle tarafta iki isim göreceksiniz. Cem Cem Gölbaşı ve İbrahim Gümüştekin ikisi de Fenerbahçe tribün liderleri bu isimler. Cem genç Fenerbahçeliler tribün lideri, İbrahim ise Anadolu genç Fenerbahçeliler tribün lideri. Şimdi Red Kitler suç örgütünün lideri Ferhat Delen aynı zamanda Fenerbahçe tribün, tribününü ele geçirmek istiyor. Yani tribüne hakim olmak istiyor, onun hakimiyeti geçsin istiyor. Aynı zamanda kendisine tribünden aslında bir suç e, makinası makinesi üretmek istiyor. Hali hazırda tribünlerde gençler oluyor, e, çocuklar oluyor. Aslında bütün onların tek isteği <laughs> tek derdi gönül verdikleri takımlara gidip e, destek vermek. <laughs> Ama bu suç örgütleri aynı zamanda tribünleri de hedef alıyor. Tabii buna e, iki tribün lideri hem genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı hem de e, İbrahim Gümüştekin buna izin vermiyor. Yani o tribün liderliğini bu suç örgütüne bırakmıyorlar ve buna şiddetle karşı çıkıyorlar. Hal böyle olunca bu kez ikisini de hedefe koyuyor ve ikisine hmm. yönelik de bir silahlı e, saldırı düzenleniyor ki İbrahim Gümüştekin'e düzenlenen silahlı saldırıda ee, bir kişi hayatını kaybetmişti. 24 yaşında bir genç maalesef o saldırıda hayatını kaybetmişti. Yine genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem e, Gölbaşı da o saldırıyı e, hafif yaralarla atlatmıştı. Ama e, tabii Ferhat Delen aynı zamanda redkitlerin suç örgütünün lideri. O da şu an hali hazırda firar durumda yurt dışında e, ve o da yine kırmızı bültenle aranan bu isimlerden bir örgütler tanesi. Örgütler çökertildi mi peki? Örgütlerin beli çok büyük oranda kırıldı. Hı hı. E, hali hazırda liderleri e, firar durumda olduğunu ifade edelim. Ama e, gerek İstanbul polisi gerek İzmir polisi bu örgütlere e, bağlı çetelerin çete üyelerinin e, o şebekelerin ...büyük oranda belini kırdı. Ellerindeki o suç e, aletleri... ...silahlar olsun, kesici aletler olsun... ...farklı farklı e, suç aletleri olsun... ...onların hepsine büyük oranda el koydu. Ve şu an hala hazırda aslında... ...bellerini doğrultabilecek durumda değiller. Ama el, elbette... ...iki suç örgütü liderinin hala dışarıda olması... ...e burada... Ama e, kendilerine böyle alt örgüt falan filan... ...ürettiklerine göre onlar da... ...siyasetçilere saldırı düzenliyorlar. Görünen, anlatılan o... Demek ki aslında tam olarak her şey bitmiş değil. De Ama de iz sürülecek. Değil. Yeni nüveler de varsa ki bu akıllar sonuç itibariyle Türkiye'de olmasa da pis işleri başka yerlerden de çevirebilirler. O yüzden de zaten zaten emniyet güçleri bu konuda gözlerini dört açmış durumdadırlar. Ama tehlikede tamamen geçti dersek yanlış yaptık. Diyemeyiz yani. tam olarak geçti demeyiz çünkü 3 tane suç örgütü lideri e, Daltonların suç örgütü lideri. Hmm. Ee, neydi? Berat Can Gökdemir, Can Dalton lakabı. Bir de e, Red Kitler Suç Örgütü Ferhat Delen. Ama bunların da üzerinde olan bir isim var. Az önce ifade etmiştim. O da Barış Boyun. Ki o da hala hazırda en son e, aldığımız bilgi, emniyet kaynaklarına dayandırdığımız o bilgiye göre İtalya'da firari durumda olduğunu ifade ediyorduk. Dolayısıyla bu üç ismin hala yakalanmamış olması elbette her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ama Üyelerine yönelik, en azından alt kollarında faaliyet gösteren o kişilere yönelik yapılan operasyonlarla birlikte belleri büyük oranda kırıldı demek Peki. mümkün. Mehmet Altunçuk teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için.